Japonya'da yönetmelik gereği iş yerinde topuklu ayakkabı giymek zorunda kalan kadınlar ayaklandı. Topuklu zorunluluğu kalksın diye sosyal medyadan 20 bin imza topladı. Peki aynı zorunluluk Türkiye'de olsaydı kadınlar ne yapardı? Cevabı haberimizde. İş yerinde topuklu ayakkabı giymek zorunda kalsaydınız ne yapardınız? O işe gitmem. Ben zorundayım, ben hep giyiyorum. Rahatıma düşkünüm. Topuklu ayakkabıyla rahat edemiyorum. Topuklu ayakkabı kadınların vazgeçilmezlerinden. Peki bu bir zorunluluk olsaydı kadınlar ne düşünürdü? İş yeri bir disiplin ve otoritenin olduğu bir yer. Biz de artık kurallar neyse ona uymaya çalışıyoruz. Giymek isteyen giysin, giymek istemeyen giymeyebilir. Japonya bugünlerde topuklu ayakkabı kriziyle uğraşıyor. Yönetmelik gereği topuklu ayakkabı giymek zorunda olan kadınlar ayaklandı, ortalık karıştı. Topuklu zorunluluğuna karşı kampanya başlatıldı. Sosyal medyada örgütlenen kadınlar binlerce imza topladı. Bir yerden sonra zorunluluk yüklendiği zaman insanlar o zorunluluğu yapmak istemiyor. Bence mantıklı bir şey yapmışlar. Eğer mecburiyet varsa idare etmek gerçekten önemli. Peki Türkiye'deki kadınlar topuklu ayakkabı hakkında ne düşünüyor? Biz de mikrofonu sokağa uzattık. İşe giderken topuklu ayakkabı giymek zorunda kalsaydınız ne yapardınız diye sorduk. Yani eğer bir zorunluluğum varsa tabii mecbur giyecektim. Dediğim gibi ben kendim de çok rahatsız olmadığım için seviyorum topuklu ayakkabı giymeyi. Staj yaptığım yerde öyle bir giyme zorunluluğum vardı, giydim. Yıllarca topuklu ayakkabı giydiğim için sonuçta ayak parmağımın kemiğini ameliyat yapmak zorunda kaldım. İş yerine kadar bebek ya da spor ayakkabı giyiyorum. Orada götürdüğüm bir ayakkabım var, onu giyiyorum. Giymezdim bence çünkü kendi rahatımdan önemli değil.